dünkü maç oyun olarak 4-0 bitebilir miydi? Yani 4-0 bitseydi şaşırtıcı bir skor olur muydu? Hayır. Hayır. E o zaman peki, çünkü oyuna bakacağız. Eğer oyunu eleştiriyorsak, şimdi skorla oyunu ayrı ayrı değerlendireceksek, evet skor çok hezimet veya işte ne bileyim kabul edilemez falan denilecek bir skor değil. Paris Saint-Germain'le oynuyorsun. Kendi evinde 1-0 yenilebilirsin. Bu makul bir sonuç. Olabilecek bir sonuç yani. Ama oyun böyle metiyeler düzecek bir oyun ben göremedim. Ve metiyeler düzenleri de açıkçası şaşırıyorum. Hatta yani Fatih Hoca da şimdi yani bu takımın başında UEFA Kupası'nı kazanmış, nice Avrupa devlerini devirmiş, milli takımla ilk kez Euro 96'ya götürmüş, Euro 2008'de yarı final oynamış, yaşamış. Yani şu olabilir ancak, bir ölü toprağı vardı. Fatih Hoca da buradan bir şey alıp umut vermek istiyor. Taraftara bir mesaj. Hani o, bu evet bunu anlayabilirim. Bu sezon başı ve son Fenerbahçe derbisinden biraz bağlantılı gidersek ben anlamlandırabilirim gibi geliyor bana. Hem Galatasaray taraftarının maç sonu hep birazdan takımı alkışlaması, birinin organizasyonuyla değil, bir ufak grubun başlatmasıyla değil, bir ki aynı anda başladılar. Maç biter bitmez. Tüm takımı alkışladılar. Fatih Hoca'nın maç sonu röportajında belki bunu kaybettik ama gelecek günleri kazandık açıklaması. Belki o hem basının hem de bakışın bu yöne doğru kaymasına neden oldu. Bunları ben Fenerbahçe derbisinden ve içeride oynanan özellikle bu sezonki lig karşılaşmalarından bağımsız düşünemiyorum. Çünkü gerçekten geçen sezon artık çok yakın bir dönem. Mayıs ayında bitti. Evet. O Onyekuru'lu Galatasaray'ın ileride çok hızlı hücuma çıktığı, Fegül'ün çok etkili olduğu, neredeyse Cagney'e çaptırarak gollerin atıldığı bir hücum hattı ve organizasyonu vardı. Onun olmaması, bu sene Falcao'nun henüz takıma uyum sağlayamaması mı diyelim, gol atamaması mı diyelim, onların bir hayal kırıklığı yavaş yavaş Galatasaray'da bir karamsarlığa doğru gidiyordu. Maçtan önceki basın toplantısında da özellikle Galatasaray'ı takip eden, uzun yıllardır takip eden Galatasaray arkadaşlarımız buna vurgu yaptı. Hocaya sordular. Hı hı. Böyle bir karamsarlık var, ne diyorsunuz? Benim olduğum yerde karamsarlık olmaz dedi. Tamam. Şimdi bütün bunların toplamı maçtaki bu durum, ki maç öncesi de yine Fenerbahçe derbisinden çıkan oradaki oyun, oradaki skor Galatasaray'ın acaba maçta bir sıkıntı olur mu? Farklı bir skor yaşanır mı? Galatasaray kendi evinde Paris Saint-Germain'e ya Neymar da cezalıymış iyi ama Mbappe iyileşmiş. O durumlar konuşuluyordu. Onun üstüne 0-1'lik bir mağlubiyet. Arkasından son 15-20 dakikada rakibi biraz daha geriye itme, Paris Saint-Germain'den topu ve oyunu alma çabası biraz bunlara neden olmuş olabilir. Günün sonunda Galatasaray şu anda 1 puanda. Kendi evindeki ilk maçında kaybetti. Bruges deplasmanından da 1 puanda döndü. Üçüncülük mü acaba? Çünkü grup başlarken Real, PSG, favori Galatasaray evet. Acaba Real aralarına girer mi? Yoksa Avrupa Ligi'nde mi devam etsin konuşuluyordu. Şu anda Real Madrid biraz cesaretlendirdi. İlk ikiye girme şansını var. Ama dün alınacak bir beraberlik veya bir galibiyet bambaşka bir hava yaratacaktı. Real Madrid geliyor 24-25 Ekim'di galiba. Onu burada galip olarak o maçı kazanırsanız olay bambaşka yere gidecek. Bir de bu taraftan bakmak lazım.